Kastrol Vekton Gönül Dağı'nı sunar. Güzel insanların kalbi gökten rahmet indiren yağmura benzer Muhammed abi. Yağdıkça güzelleşir, güzelleştikçe de huzur verir. Ali abi, insan nazende bir çiçektir. Güneş herkesin üzerine eşit doğar ama gül başka kokar. İnsan neye layıksa onu yaşar. Eyvallah. Can, hak ile meşgul olmazsan batıl seni işgal eder. İnsan gözden ibarettir. Göz ise ancak gerçek dostu görendir. Her zerrede bir nur, her katrede bir zuhur vardır. Gönlünüzde yer alan her dua ömrünüzde hayra sebep olsun. Afyon Karahisar'dan Gönül Dağı'na yolculuk başlasın. Muhammed abicim, hoş geldin, sefalar getirdin. Sağ ol abi, sen de hoş geldin, sefalar getirdin. Memnun ettin, çok memnun oldum. Hep böyle güler yüzlü müsün? Güler yüzlü olmak güzel bir şey Ali abi. Yani insanlar, şöyle bakıyorsun adam karşında somurtuyor. Yani belki bir derdi var, belki bir tasası var, bilemezsin. Ama yani ne kadar derdin de tasan da olsa, insan istemez böyle yumuşak güler yüzlü olduğun zaman karşı taraftaki adam sana karşı daha bir güzel, daha bir hoş davranıyor. Yani sevecen oluyorsun gibi geliyor bana. Yani yanlış mı düşünüyorum bilmiyorum ama. Ama bak, senin isminden de kaynaklanıyor olabilir. Muhammed. Selam olsun. Selam olsun. Allah'ın mesallallah sevdiğine Muhammed. Allah'ın selamı üzerine olsun. O da hep tebessümlüdür. Abi, ayağının tozu olamayız. Bırak ayağının tozu olmaya, bastığı toprak olamayız. Yani biz, isimlerimiz bu şekilde konulmuş. Ki şuna inanıyorum, yani insanlar isimlerine göre karakterleri de benziyor diye biliyorum. Yani veya olur, öyle olur. Öyle bir durum da var sanki. Mesela Hamzalar böyle hırçındır, böyle Hamzalar güçlü kuvvetlidir böyle. İsmail'ler mesela böyle biraz daha yumuşak başlıdır yani. Evet. Hani her dediğini yapar, tamam der, yok yoktur İsmail'lerin içinde. Gönüller yorgun düşmesin Muhammed abi. Gönüller yorgun düşerse yürekler de dilsiz kalır. Herkesin yüreği konuşsun, herkesin güzelliği yüzüne yansısın. Herkesin yüzü gülsün abi. Nereden nereye gidiyoruz Muhammed abi? Bizi nereye götürüyorsun kardeşim? Abi, şimdi Afyon'dan çıktık, Afyon Karahisar'dan. Sandıklı Dinar istikametine doğru gidiyoruz. O taraftan da Uşak'a kadar nasip olursa beraber yolculuk yapacağız. Banaz'da inşallah bu programı bitirmeyi planlıyoruz. Banaz. Banaz, Uşak Banaz. Ki bu arada Uşak Banaz'da oturuyorum. Eve gidiyoruz. Hadi canım. Sen arabada yük yok. Ya biz yükü boşalttık. Banazlı değilsin ama, değil mi sen? Yok, ben aslen Denizli Acıpayamlıyım. Arkadaş, sizin ne güzel diliniz var ya.
Azıcık öyle konuşsana. Azıcık öyle konuşsana. Ne edip bağırsınız bugün? Ne yapalım? Ne ettiriyorsun sen de? Ne ettiriyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? İştep bağırsınız. İştep bağırsınız. Ne iş yapıyorsunuz? İştep bağırsınız. Yani ne yapıyorsunuz? İştep bağırsınız. İştep bağırsınız. İştep bağırsınız. Veya ne edip durursunuz? Ne edip durursunuz ya? Bereketli olsun bakalım. Yolculuğumuz da bereketli olur inşallah. Vallahi, bereketli olsun yolculuğumuz da. Çok güzel olsun ya. Yani tabii. Şiveler de çok güzel. Her yörenin, her tabii, semtin, tabii. Her bölgenin, yani bugün doğusuyla, batısıyla, güneyiyle, kuzeyiyle, Rize'siyle, işte Trabzon'uyla, Acı Payam'ıyla ne bileyim, herkesin kendine özgü bir şivesi var. Ki aslında şundan yanayım biliyor musun abi? İnsanlar kendi şiveleriyle konuşsalar daha güzel anlaşırlar diye düşünüyorum. Çobanlar sabah diyor, koyunu diyor. Otlamaya götürürken diyor, koyun diyor, uyuz uyuz gidiyor diyor. Lan nereye gidiyor abi diyorum ben, otlamaya diyor. Diyorum ben, akşam ulan diyor, eve dönerken de diyor, benim üstüme çıkıyor diyor. Eve gideceğim bir an önce diyor. Şimdi bizimki de onun hesabı abi. Şimdi biz de giderken biz tabiri caizse, çok özür dilerim, uyuz uyuz gidiyoruz yani gideceğimiz yere. Eve dönerken de bu sefer... koyunun hesap çobanın üstüne çıkasımız geliyor. Arabanın yönü eve döndü mü araba kendiliğinden gitmeye başlıyor bu sefer. Ama evde de bir mutluluk var ki seni bu araba öyle güle güle götürüyor. Abi ister istemez yıllardır biz taşımacılık yaptığımız için, yıllardır da çoluğumuzdan çocuğumuzdan ayrı kaldığımız için yani derlesen toplasan haftanın 3 günü evde oluyoruz, 4 günü yolda oluyoruz. İster istemez bir özlem oluşuyor çocuklara karşı içimizde. Haliyle özlenilenin yanına çabuk gitmek de daha böyle hevesli oluyorsun, evet. Daha böyle şey yapıyorsun. Seviniyorsun, evimize gidiyoruz, çoluğumuzu çocuğumuzu göreceğiz diye. Gülüyor yüzümüz abi, inşallah herkesin yüzü gülsün. Ya ne güzel gülüyorsun ya. Sağ ol abi. Muhammed, valla seni tanıdığıma çok sevindim ya. Ben çok... de sizi tanıdığıma çok sevindim abi. Adamın yüzü devamlı gülüyor ya. Var ya, ne pozitif enerji verdin ya. Aslında çocuklarımıza bizim alamadıklarımızı almak yerine, yani alamadığımız şeyleri onlar alsın, giysin diye değil, aslında bizim öğrenemediklerimizi onlara öğretmemiz lazım. Çünkü fiziki şeyler yıpranır ama bilgi kalıcıdır. Öyle değil mi? Ya illaki. Beyin boş çocuklarda. Tabii, yani. Tertemiz. Yani yazılmamış, çizilmemiş. Şimdi bunları iyi şeylerle doldurmak lazım Ali abi. Yani herkesin çocuğu kendine güzeldir, kendine has iyidir, tabii, kendine tabii, has tabii. Akıllıdır. Ama genel anlamda yani bütün çocuklarımızda toplumsal olarak biz çocuklarımızı iyi birer birey olmayı veya faydalı birer birey olmayı, anasını, babasını, vatanına, milletine tabii. Eğer bunları aşılarsak gelecek nesillerin daha iyi olacağına inanıyorum. Bizler ana baba olarak, bütün aile fertleri olarak çocuklarımıza iyi şeyler öğretmeliyiz abi. İyi şeyler aşılamalıyız. Yani demeliyiz ki oğlum, kızım bak bunu yaparsan böyle olur. Böyle olur. Şunu yaparsan da şöyle olur. Hayır onu yapmayacaksın, bunu yapmayacaksın, bu yasak, şu yasak, değil. Buraya gitmeyeceksin. Değil abi. Bence de benim felsefem de değil yani. Peki senin çocukluğunda bunu yapmayacaksın, bunu etmeyeceksin bak. Senin çocukluğun nasıl geçti, nerede geçti? Nasıldı? Mutlu muydun çocukken? Seni abi, nasıl yetiştirdiler? Şimdi bizim çocukluğumuzda zaten köyde fazla durmadık. Denizli'de duruyorduk, Denizli'de oturuyorduk. İlk öğretimi de Denizli'de başladık. Baban ne iş yapıyordu? Babam otobüsçüydü. Dayımlarla beraber çalışıyorlardı. İlkokul ikinci sınıftaydım. Okulla evin arası garajdı. Yani evden çıkarken mutlaka garajı görürdüm. Okula giderdim. Okuldan çıktığım zaman da önce garaja görürdüm. Ondan sonra eve giderdim. Öyle olunca hemen İzmir'e giderken arka kapıdan sıvışırdım ben. Babamdan veya dayı. Ya babam olurdu ya dayım olurdu yani. Arka kapıdan sıvışırdım. Araba çıktıktan sonra beni geri indiremeyeceklerine göre mecbur arabayla İzmir devam. Küçüğüz ya zaten. Her yere sığıyoruz. Otobüsün her yerine sığıyoruz. Bir de o eski otobüslerde kaptan arka tarafta yatardı. Hiçbir şey bilemezsem arkaya geçerdim camın oraya. Çekerdim perdeyi. Yatardım. Ancak araba işte ne bileyim Sarayköy'e, Nazilli'ye vardığı zaman oradan çıkardım.
ya abim olurdum, abin veya dayımın oğlu. Ne diyorlardı abi, görünce? Bir görürdü, gene mi sen? Ha, gene mi sen? Gene mi sen? Sen bunu hep yapıyorsun. Sen bunu hep yapıyorsun. Çocuk haklı yani şimdi. Bir de heves. Abi şimdi otobüsçülük mesleğimiz, esas mesleğimiz otobüsçülük. Tırcılığı daha sonra geçti. Daha sonra geçti. Otobüsçülük kanser gibi. Yani bir de biz çocukluğumuzdan otobüsçü olduğumuz için bizde tamamen virüslü kanser gibi. Yani atamıyoruz bir türlü. İlacı yok abi. Doktoru yok, hemşiresi yok. Atamıyoruz abi. Yani illa para kazansa da kazanmasa da zarar da etsek. İlla bu yapılacak. Yapılacak abi. Evin önünde bir tane otobüs muhakkak olacak. Baban demedi mi yani oğlum bak okuyun edin bırakın bu işleri filan. Çok söyledi. Yani illa ki dese ne olacak. Giderdik. Gidince de tamam nasıl olsa geldin sen başla bakalım çalışmaya bize. Ha. Hemen su dağıt bakalım, kolonya tut bakalım, peçete tut bakalım. Peki aklında kalan şey var mı hani böyle muavinler der ya işte iki peçete bir su bilmem ne falan böyle değişik şey laflar söylüyorlar. Yok öyle değil de şöyle diyeyim ben sana mesela tesislere girerdik. Hemen abim veya dayımın oğlu öbür abim hemen anons yap bakalım derdi bana. Sen mi yapıyordun onu? Ben yapıyordum. Sana yaptırıyorlar. Sana yaptırıyor. Ben de derdim işte. Ne bileyim şuradaki tesislere gelmiş bulunmaktayız. Çaylar firmadan, içelim durmadan, bardakları kırmadan, kaşıkları çalmadan afiyet olsun. Bir daha ne söyleyeyim çok güzel bu ya. Bir de ben küçüğüm ya. Yani. Bir de tatlı söylüyorsun ya. Küçük onların da hoşuna gidiyor. Yolcuların da hoşuna gidiyor. Onlar diyor ya ne kim söyledi bir daha söyle. Ben de derdim işte çaylar firmadan, içelim durmadan, bardakları kırmadan, kaşıkları çalmadan derdim. Şimdi bardağı kırdı mı kaşığı çalarmış yani orada belli olmaz. İzmir'in girişinde o zaman eski garajda oraya yanaşırdık. Ben tabii heves var yani illaki insanın içinde böyle bir şey olur ya. Ama şey derdim orada hani Basmane, Hatay, Üç Yol, Üç Kuyular, Tepecik, Balçova, Şirinyer servis araçlarımız sağ taraftadır derdim ben. Hep içimizde artık acaba büyüyünce ben de mi şoför olsam? Bir tane otobüsüm olsa, ne bileyim, otobüsçülük yapsam. Yani şimdi senin hayalin otobüs müydü? Esas ben iyi bir bürokrat olmayı isterdim. Yönetici, idareci olmak isterdim. Mesela bir kaymakam gibi, ne bileyim ondan sonra vali gibi veyahut da ne bileyim bir üst düzey rütbeli subay gibi. Ha, böyle, yani böyle şeyler olmak isterdim. Onu da neden isterdim? Böyle içimde bir ukdeydi yani. Öyle bir şeyler olabilir miyim diye. Kardeşim sen öyle bir şey nasıl olacaksın? Otobüsü orada bekleyip duru. Hadi gel yani, bakalım. Hadi gel de binme otobüse dedi. Bakıyorsun. Ne güzel zaten o zaman bizim çocukluğumuzda otobüsçülük bambaşkaydı. Artık yaş ilerledi biraz. Mavinliğe başladım artık. Onların kliması tavanda olduğu için içeriden havayı böyle emer. Çeker emer. Mesela babam sürüyorsa veya dayım sürüyorsa arabayı önceden yoldan yolcu alıyorduk. Yani tabiri caizse biz onları toplaya toplaya. Mesela kaç para aldık? 15 lira. Tabii illaki bir ihtiyaçlarımız oluyordu mesela. Babamızdan para istiyorduk. Verdiği de oluyordu, vermediği de oluyordu. Hemen sen oradan indiriyordun. 5 lirasını hemen klimayı yapıştırırdım ben. Orada klimayı yapıştırıyor. Klima eviyor ya adı parayı. Eviyor hemen 5 lirasını yapıştırırdım oraya. Ondan sonra götürürdüm babama da derdim 10 lirası varmış. O da hemen oradan düğmeye basardı klimanın düğmeyi tak düğme klima kapanırdı bizim beşlik tak düşerdi aşağıya. O da derdi arkadan para düştü yukarı. Ha biliyor. biliyor tabii. İndirdiğini biliyor. Aynen. Orada para düştü derdi git onu bir al gel derdi bana. Çocukluk haklı o zamanki şartlarda koşullarda. Babam çok aslında iyi bir insandı babam. Babam çok da merhametli bir insandı. Biz dört kardeşiz. Evlatlar arasında hiç ayrım yapmadı. Yani ne abim olsun, ne baba bana olsun, ne de kızlarına olsun. Annem, kaybettim annemi. 2017 yılının Temmuz Hadi ayında canım. Kaybettim. Allah rahmet eylesin. Mutlu, güzel, mesut bir ailemiz vardı. Her şeyimiz düzenliydi. Her şeyimiz saatlikti. Ne bileyim her şeyimiz... Tabii annem vefat edince artık son zamanlarda... Kardeşlerim ben zaten 2010 yılında geldim Banaz'a. O da hanımın vesilesiyle geldik. Hanım öğretmen benim. Beni sanayiye verdi. Baba. Yani babam bana sanayiye verdi. Bu sanayi... Sen okumuyorsun madem.
Hayır, hem okuyordum yazları da hani haylaz olmasın diye, yani paranın nasıl kazandığını görsün, ne şekilde kazandığını görsün diye sanayi otobüs tamircisinin çıraklığına verdi bana. Kışın okuyoruz, yazın sanayi tamirciliğe. Otobüs yasak, otobüse binmek yok. Neden baba? Otobüs rahat, sen rahata alışırsın. Sen önce bir paranın nasıl kazanıldığını öğren, ondan sonra gel bizim yanımıza. Gittik otobüs tamirciliğine. Öndeki çıraklık şimdiki çıraklık gibi değildi yani biz. Yani hani tabiri caizse çok korkardık ustalardan. Acaba bir hata yaparsak kızacak mı, bağıracak mı ki? Onlar da haylaz olmasınlar, bir şeyler öğrensinler. Madem tabii geldiler burada yağın pisliğin içine, burada kendilerini rezil ediyorlar, boşa rezil etmesinler. Tabii, bir şeylerin meslek sahibi olsunlar yani. Sahibi olsunlar diye onlar da bizim üstümüze çok düşüyordu. 4-5 yaz sezon orada çalıştım. Dedi tamam sen tamirciliği öğrendin dedi babam. İyi. ne yapacağız şimdi? Elektrikçiliğe, oto elektrikçiliğe. Hadi canım. Ya tamirci iyiydi işte, tamam ona devam edeyim. Olmaz, bir tane olmaz. Biri batar, biri çıkar, biri batar, biri çıkar. Sen biraz da elektrikçilik öğren gel, lazım olur. Bravo. Biraz da elektrikçilik çırağımız oldu. Ortaokula gidiyoruz. Bu arada 22 gün devamsızlık olmuş bizim. Hep otobüse kaçmaktan. Kaçmaktan tabii. Okuldan kaçardım, evin kömürlüğü vardı. Evin kömürlüğüne çantayı koyardım. Okul çantasına. Kimse de görmesin. Kimse görmesin diye. Üstünü de odunlarla kapatırdım. Doğru Buşağlama'ya, Sapanlığa. Akşama kadar, okul çıkışına kadar gezerdik. Gelirdik, çantayı oradan alırdık. Okuldan geliyormuş gibi eve. Yazık rahmetli annem, geldim mi oğlum, geldim. Ah benim kuzum, sen çok yorulmuşumdur, şudur budur. Emek yiyeceğim mi? Koydum beslenmeyi, yedim mi? Tamam yedim ben, yemek yemeyeceğim, şudur budur, şöyledir. Onu bir geçiştirirdim. Tabii böyle en son farkına vardı annem. Gitmiş kömürlükten bizim çantayı almış. Biz kaçınca. Biz akşam geldik baktık çanta yok. Ote ara, beri ara, çanta yok. Şimdi bir de diyorum ne diyeceğim diyorum ben. Çıktım yukarıya. Çantan nerede oğlum dedi. Çantayı dedim ben unutmuş gelmişim okulda dedim. Çantayı unutmuş gelmişim okulda. İyi bakalım dedi. Geç bakalım sen dedi. Geçtik. Karnın aç mı falan yok gari bugün. Ha bugün yok. O arada tabii babam da yoldan geldi. Hacı derdi. Senin bu oğlan vardı ya derdi. Çentesini okulda unutmuş gelmiş bu dedi. O da şöyle baktı. Sen dedi neden unuttun çantanı oğlum okulda? Vallahi bilmiyorum dedim ben, dalgınlığıma gelmiş unutmuşum dedim ben. Şu oradaki çanta kimin dedi. Aha. Bir baktık çanta orada duruyor. Ondan sonra sen kaç günden beri gitmiyorsun okula oğlum? Vallahi bilmiyorum dedim. Herhalde 5-6 gündür gitmiyorum dedim ben. İyi bakalım yarın beraber gidelim. Dedim ya hani bir bürokrasi olmak çok isterdim diye. Ha. Ona da söylerdim yani hem bak mesela ha. Yarın ben bir işte hakim olursam, savcı olursam, işte kaymakam olursam şöyle yapayım mı baba, böyle yapayım mı baba? Ha, anlatıyordun bir de anlatıyordum onları. Ona. Yani öyle bir durum olduğu için kırıldı yani resmen adam. Kırıldı. Yani sen de diyor hem dedi böyle olacağım, böyle olacağım. Böyle diyor. Olacağım diyorsun. Hem okuldan kaçıyorsun. Beraber gittik. 21 gün devamsızlık olmuş bizim okulda. Neyse dedi tamam bu saatten sonra böyle bir şey yok, şudur budur. Babam gitti. Biz okulda kaldık. Müdür bir daha çağırdı beni. O zaman iki tane otobüs var bizde. Dedi oğlum bak dedi. Yani biz babanla konuştuk. Sen dedi bak çok büyük hedeflerin varmış senin. Bu hedeflerini dedi senin dedi. Yani uygulayabilmen için, yapabilmen için dedi. Çok çalışman lazım. Çok çalışman lazım senin dedi. O zamanki psikoloji artık yani bizi babamızın yanında artık küçük düşürdü mü diye diyeyim ne bileyim. Müdürü dedim ben sen ne diyorsun dedim ya. İki tane otobüsüm var dedim benim dedim ben. Aha. Ha böyle. Dedim ben okusam ne olur okumasam ne olur dedim ya. Ben oğlum dedi. Senin dedi o babanın otobüsleri dedi. Par etmez yarın dedi. Sen dedi oku bak dedi. Yani bir yere bir şeyler olursun. Hiç olmazsa dedi. Bir düzenli hayatın olur dedi. Evet. Yani otobüs köşelerinde bir gün orada bir gün burada dedi. Kolaşıp durmazsın dedi. Okumayacağım ben dedim ben. Bizim okul hayatı bitti. Aa. O gün. Yani okulu
tam bitiremedik bile yani. Eve geldim, okumayacağım ben dedim babama. Okumayacağım mı oğlum? Okumayacağım. Okumayacağım mı babam? Okumayacağım. Tamam. Sabah 5'te araba İzmir'e gidiyor dedi, yürü. Arabaya. Okumayacaksan çalışacaksın dedi. Yani ben seni besleyecek durumum yok. Herkes dedi bu evde sorumlu. Yani sen okuyorsun diye biz sana bakıyorduk. Eğer sen okumuyorsan sen kendi kendine bakacaksın. Kendi güzel hayatını kazanacaksın. Tamam. Sabah 5'te bindik arabaya, yürü. O günden beri de arabanın üstündeyiz Ali abi. Yani... Hiç böyle ezilirken dedim abla keşke okusaydım be. Çok. Ha. Çok. Biz işin esasında hava kısmındaydık. Yani sükse kısmındaydık biz işin. Yani öyle zannettik yani. Biz tabii işin orasını gördük yani. Biz işin arka mutfağını görmedik. Mutfakta nasıl oluyor çözemedik yani işi. Tabii tabii biz okuduğumuzdan babam da olsa, dayımlar da olsa, abimler de olsa ezmiyormuş yani bizi. Tabii iş artık o olunca işin gerçek madalyonun öbür tarafı çevrildi bu sefer. Hem yolcuyla ilgileniyorsun hem otobüsle ilgileniyorsun. Yoruluyorsun. Ya bir gün gidiyoruz böyle. Hostes koltuğunda, o ön taraftaki koltukta oturuyorum. Ama uyuyorum. Ya bildiğim uyuyorum. Uyumuşlar ya. Uyuyorum yani. Ama nasıl uyumak onu kendim de bilmiyorum. Hani tabiri caizse gözüm açık uyuyorum gibi bir şey. Bir patırtı düştü. Baktım ben düşmüşüm yere. Kendi patırtına uyandım. Kendi patırtıma uyandım. Baktım düşmüşüm yere. Bakmış ya babam ellememiş bile yani. Düştü artık uyuyor zaten bu diye orada uyusun dedi. Basa bak aşağıda. Ya bir yerimizde mi acımadı ne oldu bilmiyorum ki. Öyle kaldın orada. Öyle kaldım orada. Ya bir kendime geldim. Belim bir taraftan tutulmuş. Ayaklarım bir taraftan uyuşmuş. Kapıyı açmış. Kapıyı açıncaya kadar artık böyle bir serinlik geldi. Uyandık. O zaman uyandık biz. Ama zevkli günlerdi. Çok zevkliydi Ali abi. Yani gerçekten çok zevkliydi. Mesela arabanın önünde arkasında yolcu toplayacağız diye işte İzmir 1-2. Daha hala mesela bu yaşıma geldim. İzmir 1-2'nin ne olduğunu daha yeni öğreniyorum. Ha neymiş peki? 1-2 numaralı koltukmuş. İzmir 1-2 dediğin zaman yani ön koltukmuş ha, yani. İzmir daha yeni mi öğrendi? Ya, hakikaten. Ya, hakikaten bak bu yaşıma geldim daha hala yeni öğreniyorum. Eski insanlarda takıntı vardı işte teker üstü olmasın. Gelirdi böyle dedi oğlum burası teker üstü, teker burada tingirdeyip duruyor teker burada. Tümbetlerden geçerken ben rahatsız oluyorum oğlum. Teker üstünde olmasın. Ha kuzum ben ön taraf oturuyorum veya beni ortulardan ve cam kenarı da aynı yere gidiyor. Koridordaki koltuk da aynı yer. Yani neden ısrarla cam kenarı? Yani o zaman bu problemleri çok yaşıyorduk Ali abi. Muhammed abi kaymakam vali olamadın. Hayallerin oydu ama mesleğe nasıl başladın? Profesyonel mesleğe, şoförlüğe. Şimdi bizim zamanımızda çekirdekten yetişme diye bir şey vardı. Mavinler çekirdekten yetişerek kaptanlığa geçiş yapıyorlardı. Yani bu arada artık ehliyetimizi aldık. O zamana kadar bakarak öğreniyorduk. Yani ne yapıyor, ne ediyor, karda nasıl gidiyor, buzda nasıl gidiyor, işte nasıl fren basıyor. Yani bunları hep görerek, hep zaten bir şekilde zihnimize kazınıyordu bunlar. Ehliyetimizi aldıktan sonra gene iyi kötü bunun hemen direksiyon vermiyorlar ehliyeti aldıktan sonra da neticede. Yine yok yani. Ya tabii yani can taşıyorsun neticede. Yani onun bir sorumluluğu var. Onun bir ne bileyim özgüveni oluşması lazım. Tabii daha toysun yani ehliyetin var cebinde ama yani ne kadar mavinlikte yetişmiş olsan da onun sorumluluğunu alabilecek kapasite olmuyor o sırada insanda. Tabii bu sefer ne oluyor? Artık kısa mesafelerde sürmeye başlıyorsun. O şekilde başladı bizim kaptanlığımız. Artık 26 yaşında tam teşekküllü artık otobüs kaptanıydım. Çeşitli firmalarda yıllarca otobüsçülük yaptık. Kaptanlıkta artık tabii biraz daha resmiyete bindi. Artık kurallar ağırlaştı.
yani dikkat etmek lazım. Herkese dikkat etmek lazım. Önündekini kollamak lazım. Arkandakini, yanındakini, arabanın içindekini kollamak lazım. Ben insanları çok seviyorum Ali abi. Yani şöyle çok seviyorum, muhabbeti çok seviyorum. Ne güzel. İnsanlarla diyaloğu çok seviyorum. Yani ben yıllarca otobüsçülük yaptım. Hem mavinliğim hem kaptanlığımda. Belki bugün Türkiye 81 ilayet. En azından 60 tanesinde bir tanıdığım vardır yani. Ailecek oturup kalktığımız yolcularımız bile olmuştur. Aa, yani. Yani ben evlenirken düğünüme gelen yolcularımız dahi olmuştur yani o kadar. Böyle içli dışlıydık yolcularımızla. Biz gerçekten çok zor bir iş yaptığımıza inanıyorum tabii, Ali abi. Tabii çok zor iş abi. Neden zor bir iş yaptığımıza inanıyorum? Yani otobüste de şu olsun. Şu kedi mi? Evet. Aman o ne, yavru kedi galiba. Küçük bir kedi. Ay yavrum ezilme ya. O tamam. Tipe bak ya, ne tatlı. İçine bak ya. Yolu yaraladı gerçi. Yaraladı, geçti geçti. Şimdi yaptığımız meslekte bizim sıfır hatamız olması lazım. Tabii. Karşı taraftakinin de en az %50'sini almamız lazım hatasını. Herkes birbirine böyle oldu mu sıfırlanıyor. Ya zaten sıfırlanıyor. Benim önemsediğim yaya geçitleri. Helal olsun sana. Şehir içinde bilhassa yaya geçitleri. Abi dalgın oluyor. İnsanlar artık teknoloji çok gelişti. Evet, telefon evet. Elinde dalgın oluyor. Yani yolun ortasına geliyor. Şoför farkında dikkatli değil. Dikkatli olacak. Aynen. Tıra geçiş nereden oldu? Sen yıllarca muavinlik yap, kaptan olacağım, otobüs süreceğim de bir anda mı geçtin? Tır nereden çıktı abi? Şimdi Ali abi, bu işi ben 2015 yılında hem otobüsçülük yaparken hem de bir tane tır almıştım o zaman. Aldık, başladık çalışmaya, bir sene falan çalıştık. Artık ikisini bir yetemedim. Yani hem otobüsçülüğü hem tırcılığı götüremedim. Tabii ana meslek otobüsçülük olduğu için ister istemez tırı satmak zorunda kaldık. Ha yani, sattın sen. Sattım. O zaman bir bıraktım ben tırcılığı. 2016 yılında. Gene otobüsten devam. Gel zaman git zaman pandemi başladı. Şimdi bana deselerdi ki dünya tarihinde Türkiye'nin bütün otogarları kapatılacak. Hiç kimse seyahat edemeyecek. Hiç kimse hiçbir yere gidemeyecek. Otogar bu ya. Otogar kapanır mı ya? Otogar kapandı ya. Kapandı ya. Kapandı ya. Demek ki oluyormuş yani. Oluyor, o da oluyormuş tabii. Yani. Ne olacak? Otobüsler bu sefer evin önünde çalışmıyor, etmiyor, tutmuyor. Biz dedim tırcılığa geri dönelim. Bu iş dedim böyle olmayacak. Nihayetinde tam zamanında karar vermişim ya. Ben tırı aldım. Tırı aldıktan bir hafta sonra komple kapandı. Her yer kapandı. Her yer kapandı. O zamandan beri hem otobüsçülük yapıyoruz hem gene tırcılık yapıyoruz. Ha şimdi nasıl yetişiyorsun dersen gene yetişemiyorum. Kendimi joker olarak kullanıyorum. Neresi eksikse orayı tamamlıyorum. Onlar... Allah daha çok versin birader. Ay tabii. Abi Cenab-ı Allah herkese versin. Herkese versin tabii ki. Mal, mülk bu dünyada bir emanet. Yani bizden öncekilerin bir şeyi ne götürmediler. Biz de bir şey götüremeyeceğiz. Biz de arkamızdakilere bağlı. Sadece yer değiştiriyor. Oyalanıyorsun işte. Oyalanıyorsun. Ya. Hani dünya demiş bir kazan tut kurpundan sen de oyalan demiş. Tabii tabii. Otobüste en azından canın sıkılmaz çünkü muavini var, yolcusu var. İşte gara giriyorsun, muhabbet, sohbet hani. Burada tırda tek başına ne yapıyorsun abi? Bu kadar yol gidip geliyorsun. Ya şimdi otobüste ne kadar insan olsa da rahat olamıyorsun. Buradaki kadar rahat olamıyorsun. Öyle mi? Ama İlla burada yalnızlık ki, var işte. Ya buradaki yalnızlığı bir şekilde bağıra bağıra türkü söylüyorsun. Camı açıyorsun, kafanı dışarı çıkarıyorsun. Karşıdan geçen arabaya bağırıyorsun. Seni duymuş duymamış önemli değil. Ha sen kendini eğlendiriyorsun. Yani kendini eğlendiriyorsun. Veya o camı açıyorsun, orada bir çoban varsa ona bağırıyorsun. Bağırıyorsun ha. Ya gibi. Ama otobüste böyle tabii tabiri caizse lakayt hareketler yapamazsın. Tabii, tabii, orada tabii. Bir edep var, bir resmen bir sanatçısın orada. O yani otobüs şoförlüğü bir sanattır. Yani tabii. Yani otobüs şoförlüğü gerçekten bir sanattır.
otobüs şoförü tır şoförü olabilir ama tır şoförü otobüs şoförü olamaz. Bu benim şahsi görüşüm. Tır şoförü tır biraz rahat olur. Rahatlığa alışmıştır. Tabii. Yani otobüse sıkıntıya geçtiği gelemez. Zaman sıkıntıya gelemez. O iş diyorsun. Onu bunaltır yani. Evet. Yani onun için biz şimdi ikisini de alışkın olduğumuzdan buraya geliyoruz, bağırıyoruz, oraya gidiyoruz, susuyoruz. İşin var, aşın var. Eşin var mı? Evet. Ne zaman evlendin? Evliliğin nasıl oldu? Bize bir anlatsana. Elhamdülillah eşimiz de var çok maşallah. Şükür. Maşallah. Eşim benim kız kardeşimle aynı okulda okuyorlardı. Büyük abimin düğünü vardı. Düğün Denizli'ydi. Denizli'ye geldiler. Benim Baldız'dan beraber, ikisi beraber gelmişlerdi o zaman. Orada tanıştık. Konuştuk, anlaştık. Bir de sana şunu söyleyeyim Ali abi. Cenab-ı Allah denk getirecekse muhakkak denk getiriyor. Getirir abi. Bir şeyler bahane oluyor. Tabii, sebep oluyor. O düğün dernek bahane oluyor. Hani tencere yuvarlanıyor, kapağını buluyor abi. Sistem ve düzen ne olursa olsun. Fark etmiyor. Bu dünya tarihindeki herkes için geçerli. Hep fark etmiyor. Allah-u Teala herkes de ona göre bir huyunu, tüyünü, bu bunu taşıyabilir, bu bunu taşıyabilir, bu bunu bunu görmez, ona bu göre bunu denk görmez, getiriyor. Ona göre denk getiriyor. Nihayetinde bizimki de öyle oldu. Şükürler olsun Rabbime. Hanım hanımcık bir hanımım var. 3 tane evladım var. Birisi 12 yaşında. Adı ne? Onun adı Selahattin Üveys. Selahattin Üveys, güzel isim, evet. İkincisi bir kızım oldu ondan 2 sene sonra. O da 10 yaşında şu anda. Onun adı da Eslem Nur. Eslem Nur, vay. Bir tane de en son artık bizim orada tekne kazıntısı derler. O da İsmail Enes o da. İlk baba olduğun zaman neler hissettin? İlk baba olduğum zaman ben evde değildim. Çok güzel. Bravo. Alkışlıyorum seni. Bravo. Muhammed bravo. Bravo. Ay gerçekten abi, değildi. Hala hani yengen hala der ya yani, doğum yaptık doğum orada yaptık başımızda dedi. Değildin der yani hala. Yengeye sürpriz yapar mısın? Yaparım. Sürprizlerin var. Tabii yengene sürpriz. Mülayim misindir evde? Çok. Ha. Yani kadınlar bizim baş tacımız abi. Şartlar ve koşullar ne olursa olsun. Sistem ne olursa olsun üzmeyeceğiz abi. Bu kadar basit. Bizler insanoğluyuz. Hanımlar da insan. Tabii. Yani biz onlardan meydana geldik. Bitti. Evet Muhammed Bey. Günün özeti, ömürden güzel bir gün daha gitti. Manaza'da geldik. Ya çok güzel bir sohbet oldu. Seninle muhabbet etmek o kadar güzel. Yüzümüzde hep gülümsemeler oluşturdum. Allah senden razı olsun. Allah cümlemizden razı olsun abi. Allah seni var gülmek, etsin. Gülmek çok güzel abi. Allah evine nur yağdırsın. Amin, amin. Çoluğunla, çocuğunla güzel, mutlu bir hayat diliyorum sana. Ağzına, yüreğine sağlık. Söylemek istediğin son bir şey var mı? Diyoruz yani sabahtan beri gülmek, gülmek, gülmek. Buradan bütün Türkiye'ye, bütün güzel insanlarımıza sesleniyorum. Bu dünyada her şey gelip geçici. Hiçbir şey baki değil. Yüzünüzden lütfen gülümsemeyi eksik etmeyin. Devamlı gülün. Gülmek bulaşıcı bir hastalık gibidir. Sen güldüğün zaman yanındaki, onun yanındaki, onun yanındaki, onun yanındaki böylece herkese neşe saçmış olursunuz. Lütfen yüzümüzden gülümsemeyi eksik etmeyelim. Herkese çok teşekkür ediyorum. Abi çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ederim abi. Allah razı olsun. Efendim, tebessüm provaları yapıyorum. Belki bir gün ben de gülen bir yüze denk gelirim diye. Muhammed Kaptan gibi. Tebessüm, kana en hızlı karışan ilaçtır. Çünkü bedavadır. Vereni üzmez, alanı mutlu eder. İyi insanın tebessümü yüzünde, hüznü kalbindedir. Yüzünüzden tebessüm eksik olmasın. Canlar, haftaya Gönüldağ yolculuğunda tekrar buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın, mutlu kalın, tebessümüyle kalın.
Kastrol Vekton Gönül Dağı'nı sundu.